Selam millet, Dedir Oyunlar'da tekrar birlikteyiz kardeşlerim. Ark Survival Evolve oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ama Genesis DLC'si ile değil, en sonunda size uzun zaman önce sözünü vermiş olduğum ve en sonunda saatlerce yapımı süren, daha tamamlamamış olsam da gerçekten saatlerce sürdü. Dev bir arenamız var artık şöyle gördüğünüz gibi. Dinozor savaşı deyince aklımıza hemen raptorlarla biricik T-Rex'imiz gelir. O yüzden bunları kapıştırarak ne olacağına hep birlikte bakacağız. Evet. Raptorlardan bir tanesi konuyu hiç umursamadı. Ha, şimdi geri döndü. Arkadaşa dayak yediği zaman raptor geri döndü. Dördü birden çiçek gibi etrafından T-Rex'e saldırıyorlar. Ama T-Rex onların hepsini parça pinçik etmeyi başardı. Üzerindeki kanlardan biraz hasar gördüğünü anlayabiliyoruz T-Rex'in. Ama aman aman da hasar görmemiş. Sonuç olarak onların hepsini yedi. Kazananımız T-Rex. Bir tane birinci level T-Rex, dört tane birinci level Raptor'u çatır çatır yediği için biz de T-Rex'in karşısına birinci level T-Rex'e 10. level Raptor'lar koymaya karar verdik. Bakalım bu savaşın sonucu nasıl olacak? Raptor yine Raptor'ları, önce T-Rex Raptor'ları ısırdı. Bu sefer Raptor'lar daha güzel karşılık veriyorlar galiba. T-Rex biraz daha kanlandı. Ama yo. Yine hepsini öldürmeyi başardı. Galiba raptor seviyelerini arttırmamız gerekecek. Evet kardeşlerim, sıradaki denememiz aynı birinci level T-Rex'imize bu sefer 4 tane 50. level raptor. Hadi bakalım çocuklar, ilk ısırığı yediğiniz zaman yine arkadaşınızı kurtarmak için geleceksiniz dedim. Bir tanesi çok uzakta kaldı. Biri çok uzakta kaldı, bir türlü yetişemedi. Isırabildiklerinden bile şüpheliyim, biliyor musunuz T-Rex'i? Çünkü T-Rex gerçekten onları devamlı geri ittiği için, ama bu sefer ciddi bir hasar verdiler. Bu sefer ciddi bir hasar verdiler. T-Rex'in de her tarafından kanlar çıktı. Evet, T-Rex'in de her tarafından kanlar çıktı bu sefer. Ciddi bir hasar yeme gerçekleşti orada. Ama galiba iyiyiz. Üzerinde biraz kan kalmış olabilir ama vahşi dinozorların iyileşme sayıları nasıl hiç bilmiyorum. Çok merak ediyorum. Vahşi dinozorlar nasıl iyileşiyorlar? Vallahi bu gayet güzel iyileşiyor gibi görünüyor. Arkadaşlar, göz göre göre birinci level T-Rex, 100. level 4 tane Raptor'a karşı şu anda. Çünkü bu seviyeye gelene kadar geri kalan bütün Raptor'ları yedi bitirdi. Evet çocuklar. Evet, ısırılmayı beklemeyin. Isırılmayı beklemeyin. Hemen karşılığını verin saldırının. Bak bu sefer onların canı çok fazla gitmedi. Ama çılgıncasına T-Rex'e saldırdılar. Ve işte T-Rex'in hazin sonu. T-Rex'in hazin sonu kazanan Raptorlar. Ve bu sefer adam gibi hasar bile yemediler. Demek ki birinci level T-Rex'i haklayabilmek için 4 tane 50. level Raptor yetmiyormuş, ama 4 tane 100. level Raptor yetiyormuş. Ki kardeşlerim, aynı şeyi bir de Spino ile deneyelim. Birinci level Spinosaurus'umuz var. Karşısında da 4 tane birinci level Raptor'umuz var. Oo, Spino tekme tokat da aldı. Tekme tokat da aldı. Adam hepsini uzattı. T-Rex'ten bile hızlı oldu bu. 10. level'ı direkt pas geçtim. Olduğu gibi 50. level'ı atladım. Hemen 4 tane 50. level Raptor verdim Spino'nun karşısına. Hayvan kendine atak yaptırmıyor ki. Spino kendini ısırtmadığı için zaten kafadan kazanıyor. Tek kelimeyle mükemmel. Tek kelimeyle mükemmel. İçimden bir his Spino'nun bu savaşta daha başarılı olacağını söylüyor. O yüzden karşısına 4 tane değil 5 tane 100. level Raptor koydum. Hadi bakalım, bu sefer arkadan falan saldırabilirseniz ona 4 bir yandan belki muvaffak olabilirsiniz. Evet. İşin sırrı saldırı şeklinde. Spino neden
neden tekrar dört ayak yaptın Spino? Spino iki ayağın üzerindeyken iyiydin. İki ayağın üzerinde iyiydin be Spino. O zaman asıl olması gereken bu beş tane raptora karşı kankalar yan yana Spino ve T-Rex. Ha gayret. Ha gayret. Ve işte düşmanlarını algıladılar. Düşmanlarını algıladılar. Spino T-Rex'i yalnız bıraktı. T-Rex orada tek başına çarpışıyor. Spino niye tokat atmıyorsun? Spino tamamen random atak yapıyor. Random atak yapıyor hayvan. Gerçekten random atak yapıyor. Bu iki dinozorumuzun çok uyum içinde savaşamadığını fark ettim. O yüzden onların da seviyelerini arttırmaya karar verdim. 10. level Rex ve 10. level Spino. Bakalım 5 tane 100. level Raptor'a karşı ne yapacaklar? Hadi birlikte. Hadi birlikte savaşıyoruz. Raptorlara saldırı yapamıyorlar ki. Bak burada bir raptora saldırı yapıldı biraz. Ah. Ah olmadı. Olmadı ama olacak gibiydi. Sanki biraz daha level'ları yükseltsek, 30 yapsak bu iş olacak. Ve Spino yine ayağa kalktı bu arada. Gaza geldi. Zaten level artmış. Zaten level'ı yüksek. Bir de ayağa kalktı. Gaza geldi. Tokat tokat üstüne. Kesin olan bir şey var ki Spino daha hızlı atak yapıyor. Ama T-Rex ağır ısırıyor. Birbirlerinden ayrıldılar. Spino taktik yapıyor. Spino orada 3 tanesini oyalarken T-Rex burada bir tanesini yemeye çalışıyor. Yedi gibi de ayrıca. Ayrıca yedi gibi. Spino da çok başarısız sayılmaz. Çok başarısız sayılmaz bu konuda aslında. İyi hasar vurdu onlara. Burayı izliyoruz. T-Rex biraz daha büyük olsa ben onu ne güzel yerdim diyor. Geri kalanlar yavaş yavaş arkadaşlarının yanına doğru geliyorlar. Birazdan T-Rex'i fark edecekler. Vallahi T-Rex'i fark eden ona doğru döndü. Bu işin sonu iyi olmaz gibi. Bir tane Raptor düştü sadece. Ve T-Rex de yattı. Demek ki kardeşlerim dinozorların seviyesi arttıkça savaştırdığınız dinozorun ne kadar güçsüz olduğu, ne kadar az canı ve hasarı olduğu fark etmiyormuş. Seviye arttığında, level'lar arttığında her şey değişebiliyor demek ki. Kardeşlerim, Raptorların dayağını, Raptorların yediği ve attığı dayağı izledikten sonra sıradaki karşılaşmamız Level 1 vahşi Carnotaurus, Carnotosaurus, her şeyi yanlış söylüyoruz aslında. Carnotaurus ve Level 1 vahşi Allosaurus. Birincisi Karno saldırmaya çalışmıyormuş. Karno sakin duran tarafmış. Allosaurus saldırıyormuş. Bunu görmüş olduk. Peki Karno'nun saldırmaması aynı zamanda dövemeyeceği anlamına mı geliyor? Evet. Maalesef. Bu durumda Karnoların küçük bir çete halinde, kafacıların bir çete kurarak 3 kişi saldırması gerektiğini düşünüyorum. Vallahi birisi savaştan habersiz. İkisi burada savaşıyorlar ama üçüncü de katıldı şimdi savaşa. Üçü birden kafa atmaya başlayınca Allosaurus'un bu sefer şansı kalmadı. O zaman kardeşlerim bize final olarak 5 tane Raptor, 2 tane Carno, 1 tane Allosaurus, 1 Spino, 1 Rex'i birbirine salmaktan başka bir seçenek kalmadı. Şöyle geniş açıya geçiyorum arenamızı. Çok güzel görecek şekilde ve savaşı başlatıyorum. Evet gördüğünüz gibi Allosaurus yine Carnoları yiyor. Carnolar Rex'e doğru saldırdı. Spino arka taraftaki Raptorlara saldırıyor. Spino gaza geldiği zaman onu kimse durduramıyor ya. Tokatlıya tokatlıya bir hal oluyor rakiplerine. Şimdi geriye ne kaldı? Geriye hiçbir şey kalmadı. Öldürülmüş olan rakiplerinin
Cesetlerin tarumar ediyorlar ve dünya umurlarında değil. Bu arenadan kimse sağ çıkamayacak. Kimse sağ çıkamayacak bu arenadan. Raptorlar yağıyor gökyüzünden. Gökyüzünden raptorlar ve kanolar yağıyor. Spino çılgın bir dayak yedi. Rex'e doğru yöneldiler. Umarsızca Rex'i ısırıyorlar. Rex'i de yiyip bir kenara tükürdükten sonra hep birlikte cesetlere ve sonra da Allosaurus'a doğru yöneldiler. Sadece kanolar kaldı orada. Size raptor kankalarınız yanınıza gelmezse haliniz zor. İşiniz biraz zor. Ya da kendi başınıza bu işi halledecek misiniz acaba? Galiba halledecekler. Vallahi işlerini hallettiler. Ve kardeşlerim kazananlar Karno ve Raptorlar Birliği. Karnolar ve Raptorlar gayet güzel bir şekilde savaşı kazandı. Kardeşlerim artık Ark'ın herhangi bir serisinde Genesis'te bile, bu son çıkan DLC'de bile yapacak çok fazla bir şey kalmadığı için böyle dinozorları birbiriyle kapıştırayım diyorum. Ama dediğim gibi çok dengeli bir kapışma olabilmesi için o onu bu bunu tam olarak yener diye belli dinozorları sadece kapıştırabiliriz. Mesela büyük dinozorlar, etoburlar birbirine saldırmıyor. Allosaurus, T-Rex ve Karno, Spinosaurus gibi. Onları Force Tame yaparak savaştırabilirim. Force Tame yapılan da biraz daha güçlendiği için diğerini zaten dövecektir. Level'larını eşitlemeye çalışarak falan kapışmalar yaparız eğer siz isterseniz bu arenada. Ben de yavaş yavaş arenanın inşaatını tamamlarım belki. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz artık bu tarz videolar yapmayı planlıyorum. Böyle arena videoları, dinozorları kıyasladığımız videolar. Yeni bir DLC'de gelişme olduğu zaman Genesis'te senaryoya devam edebiliriz yine. Eğer videoyu beğendiyseniz her zaman olduğu gibi beğeniyorum, paylaşımlarınızı destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize dikkat edin. Evet, maalesef bu video bitti. Ama her gün iki yeni video gelmeye devam edecek. Eğer izlediğini beğendiysen ve kanaldaki yeni videolardan haberdar olmak istersen ana sayfadaki abone ol butonuna basman ya da herhangi bir videonun içerisindeki Dedele Oyunlar logosuna tıklaman yeterli olacaktır. Dedele Oyunlar kanalımızda bugüne kadar yayınlanmış olan 2000'den fazla videoyu izlemek isterseniz videolar kısmından çok kolay bir şekilde bunları görüntüleyebilir ya da oynatma listelerinden seriler halinde yine bu videoları görüntüleyebilirsiniz. İzlediğiniz bir oyunla alakalı bilgi almak isterseniz hemen o oyunun videosunun altındaki daha fazla göster butonuna tıkladığınızda o oyunun varsa oynama linki ya da satın alma linki bulunacaktır. Fakat kardeşlerim asıl önemli olan Dedele Oyunlar oyun kanalımızı gerçekten beğendiyseniz bu duyguyu arkadaşlarınızla paylaşmanız ve bunun için maalesef burada bir buton yok. Yapmanız gereken dışarı çıkmak, arkadaşlarınızı kolundan tutup yakalayıp Dedele Oyunlar diye bir oyun kanalı var. Ben izledim çok beğendim. Sen de izledin mi diye neşeyle haykırmak. Kibarca da söylemeniz yeterli olabilir.